Herkese selamlar millet. Videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerin karşısında Etisayim'da ter almak mantıklı mı? Ya da claim'imizi hangi dünyaya kurmalıyız? Hangi dünyayı tercih etmeliyiz? Bunu konuşacağız, tartışacağız. Teslime koyayım. Şimdi arkadaşlar, ilk öncelikle Terra'nın fiyatı ortalama 10M ile 8M'e falan satıyorlar. Hatta ihaleye bakalım. İhalede var mı Terra satan? Balıkçı, sandık seviyesi. Tera satan yok. Dur lan SP'lere bakalım o sırada. Her neyse işte şu anda çok satan yok. Bir iki kişi vardı yani ihaleye koymuşlardı öyle görmüştüm. Şimdi slash menu yazdığımız zaman SC marketine giriyoruz. Bu kısımda kuponlar. Kuponlar kısmında en sağ tarafında değil. En sağdaydı bu eskiden. Nerede şu an? Kaldırmışlar mı? Şu an kaldırmışlar gençler. Normalde şurada şey oluyordu. Tera giriş bileti. Hatta bir daha bakayım. Yanlışlık mı oldu ya? Yok abi kaldırmışlar. Bayağı bayağı kaldırmışlar. Orada normalde Tera bileti oluyordu işte. Tera bileti her zaman olmuyor. Tabi satılıyor bir süre boyunca. Sonra kaldırıyorlar. Ben en son baktığımda işte stok kalmadı. Stok kalmadı mıydı? Stok bitti mi? Öyle bir şey yazıyordu. Hani biz çok eskiden almıştık. Biz 2,5 M'yi almıştık zamanında böyle. 3-5 ay önceydi. O zamanlar 2,5 milyon almıştım ben. İki tane de arkadaşım var. Onlardan bir tanesi 2,4'ü aldı. Bir tanesi 2,5'i aldı yine benim gibi. Biz o zaman 2,5 ben en son alan kişiydim aralarında. Ben almak istememiştim. Demiştim hani tamam siz gittiniz kasılırsınız. Ben de yan dünyada kasılırım. Birbirimize destekleriz falan filan demiştim. Çünkü 2,5 milyon çoktu. O zaman Guard'ın piyasası 1,5 M bile değil yani. 1,4 falan da öyle hatırlıyorum. Zomini piyasası 1,1 falandı yani gidelim onun yerine şey alalım demiştim. Spawner falan alırız demiştim. Biraz paramız vardı bir de onun yanında. Spawner alalım falan demiştim. Bunlar gaza geldi. Yok Tera çok verimli. Yok Tera'da mob trap çok güzel çalışıyor. Tera'nın olayı çok iyi falan pistan derken Tera aldık arkadaşlar 2,5 M o zamanlar. Şu anda fiyatı 8 falan. Şimdi Tera'ya girelim. Tera'yı size göstereyim. İlk defa görecek kişiler için. Çok garip bir yeri var. Dokusu var diyeyim. Nasıl diyeyim size? Home diyeyim. A diyelim. Size göstereyim. Şurada bizim SP'lerimizin olduğu yer. 4 tane zombi, bir tane disco, bir tane inek var sanırsam. Böyle koyduk hepsini. Şimdi Tera'nın dokusu böyle yani. Her yerde yaprak var. Her biyom farklı yani. Şu an uzak bir yerdeyim. Bu benim clean koşma yerim. Size o biyomu göstermek istiyorum. Aha mesela bak şu tamam. Base atmaya gerek kalmadı. Şunun gibi arkadaşlar. Şurası beach ne diyor mesela? Beach Forest Hills diyor. Şurası Jungle Age. Anladınız mı? Tabii. 1, 2, 3 derken başka bir biyom. Atıyorum burada mushroom biyomu. Sallıyorum şu an. Burada işte sahil biyomu. Şurası buraya geçiyorsun. Burada ne bileyim bataklık biyomu falan derken böyle tüm biyomlar dip dibe vesaire olduğu için yüksek ihtimalle bu sayede verim artıyor diye düşünüyorum ben. Herkes verim artıyor verim artıyor diyor Tera'da da belki verimli olmayabilir ben tam hesaplamayı bilmiyorum. Herkes verimli diyorsa nedeni kesinlikle bu olmalıdır diye tahmin ediyorum. Onun haricinde Tera alınır mı? Bence şu an Tera alınmaz çünkü 8 milyon buna vereceğinize gidin normal bir yerde 1M'ye çok güzel bir tane klan evi alın. Geri kalan parayla da SP alın abi. Yavaş yavaş kasarsınız. Bir kişi alacak değilsiniz herhalde. Bir kişi alacaksanız gidip 8M'nin 7'sini spawnerlara vermeyin. Çünkü hiçbir işinize yaramaz. 3-5 spawner. Onun haricinde illa Tera almak istiyorsanız buraya geldiğinizde en az 49 claim bir farm yapmanız gerek. Çünkü değilsin yani bunu anladınız mı? Mesela bizimkisi 40 aldı. Arkadaşlar benim istediğim yer burada da olmuş. Mesela Mesa Plains diye habire yer değişiyor gördüğünüz gibi sol üstte. Bunu da montajda fark ettim. Güzel bir örnek olmuş oldu. Allah. Koordinatları kapatmayı unuttum. Tamam, ben montajda burayı keserim zaten. Ya, değmesi lazım yani arkadaşlar anladığınız. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Buraya geldiğinizde değmesi lazım. Parasını kazandırması lazım size. Burada klan yapılır mı? Klan base yapılır mı? Bence burada klan base yapılmaz. Çünkü herkesin terası yok arkadaşlar. Burada herkesin terası yok. Yani mesela bir kişi diyecek ki ben klanınıza gelmek istiyorum. İşte ücret diyeceksiniz 200K sallıyorum şu an.
Ama adamın terası yok. O adama term alacaksınız. Ya da adamın terası alması gerekiyor. Eğer yani ticarete dökecekseniz kesinlikle terada klan base'i falan kurmayın. Ama şöyle bir şey, terada da olay çok farklı. Terada hiç gerçekten trollük yapacak insan yok neredeyse. Son anda bir satış başladı, tera satışı falan 8M'ye. O sırada geldi mi bilmiyorum ama terada troll yok. Mesela adam mesela chatten yazıyor, diyor ki iksir farmı var, nasıl kullanacağım bilmiyorum, destek atar mısınız demiştik geçen chatte. Adama TP attım, adam sorgusuz sualsiz kabul etti. Ve adama şey öğrettim, yani iksir farmı nasıl çalışacağını falan öğrettim. Böyle arkadaşlıklar dönüyor yani orada. Burası çok farklı yani, anladınız mı? Herkes yok burada, anladın. Onu demek istiyorum. Ama konuşamadım ya. Bugün hiç konuşamıyorum. Burada öyle troll olayı falan dönmez. Adama gittim claim'ine, adam beni claim'ini falan gezdirdi. Sohbet muhabbet ettik, birkaç gün konuştuk yani. Burada kesinlikle troll cumhurcu hiç kimse yok. İlla almak istiyorsanız bence bu sebepleri de göz önünde bulundurun derim. Onun haricinde size de şunu göstereyim. Full verim, 49 claim, şurası da dahil. 49 claim, full verim arkadaşlar. Üretimine bakarsınız siz. Üretim şu anda 7.2. Çünkü daha demin geldim. Başka bir claim'e gitmiştik hatırlarsanız. Ortalama 9, 10, 9, 10 gibi gidip gidip geliyor. Şimdi ben bir de şöyle bir sistem yaptım. Slash home afk yazalım. Evet, slash home afk yazdım. Beni afk yerine çıkarttı. Şurası normalde orta claim. Şimdi arkadaşlar, eğer bir afk sistemi yapacaksanız hele ki 49 claim'de 25 claim'i cidden yapmanız gerek yok bu sistemi. Eğer 49 claim'iniz varsa kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü ortada durduğunuz zaman şu gördüğünüz köşedeki claim'ler genellikle çalışmıyor arkadaşlar. Bunun için nasıl yapacaksınız? İlk claim'inizin etrafını yaparsanız da Çok çalışmayacak. güzel oldu. Allah. Aferin size. Aferin size. Tabii özür dilerim ya. Bunu nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Elinde çapa falan da yok. Ama bu claim'in etrafına da yapılan... Aferin size. Al... Aferin size. Hayır, kafayı yiyeceğim, bak garip garip şeyler oluyor. Çık şuradan artık. Şimdi arkadaşlar, tam bunu şu şekilde etrafına yapar, 1-2 blok etrafına yaparsınız. Yine köşe claimleri tam olarak çalışmıyor. Lakin şu diğer claimin uçlarını yaparsanız, mesela şu gördüğünüz ilerideki claimin hemen dibinden yaparsanız, bu köşedeyken şu köşeninkini, o köşedeyken de şu köşenin claimi çalışmayacak arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağım? İlk claim'i alıyorsunuz. İlk claim'i hatta şey yazalım. Bu arada sohbet muhabbet dağıldı, başka bir konuya geçtik de. İlk claim'e geliyorsunuz arkadaşlar. Claim son yerine. 1 diyorsun, 2 diyorsun, 3 diyorsun, 4 diyorsun, 5 diyorsun, 6 diyorsun, 7 diyorsun. Ben 7 blok yaptım. Siz 8 blok ile 6 blok da yapabilirsiniz. 5 blok da yapabilirsiniz. 5 blok ve 7-8 bloğa kadar bence ideal diye tahmin ediyorum. Bunlar tamamen benim tahminlerim. Şimdi siz buraya geldiğiniz zaman, şimdi mantıken diyeceksiniz ki oranın iki claim'i çalışmayacak falan diyeceksiniz. Bunu ne kadar küçük tutarsanız o kadar iyi. Ama çok küçük tutarsanız da yine dediğim gibi öbür taraf çalışmayacak. Şu kadar da tutarsanız yani bu claim de çalışmayabilir. İhtimal yani, ben de emin değilim. O yüzden bu claim'in tam ortasına yakın 5 ya da 7 blok falan sayacaksınız. Ve full ortalama şu hızlı şeyden yapacaksınız. Neyi bu işte? Güçlendirilmiş raydan yapacaksınız ki çok seri olsun. Hep hızlı gitsin. Şu şekilde göstereyim size. Sıfır yavaşlama. Şu şekilde hızlı bir şekilde gidecek. Bu şekilde AFK bırakacak. Bence bu da yavaş da. Siz bu normal ray arada 2-3 tane de bir güçlendirilmiş ray koyarsanız vay halinize tati tati AFK bırakır. Genelde köşe klibleri çalışmayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani ben burada bırakıyorum. Burada bırakmış halimle ortalama 9M 10M arası gidip geliyor. Şimdi tekrar şu alta gidelim. Bakalım burada biraz dolandık. Şey artmış mı? Verim artmış mı? Ona bir bakalım. Evet, geldik. Bakalım. Gördüğünüz gibi 10M verime çıkmış arkadaşlar. Demek istedim, umarım anlamışsınız. O köşede sadece birkaç tur attım. Birkaç tur tabi, 10 tur attım. Bir AFK bıraktım. Siz düşünürseniz. Ben aşağı indim. Gördüğünüz gibi direkt verim düşüyor arkadaşlar. Orada o şekilde AFK bıraktığım zaman 10M üretime çıkıyor arkadaşlar. Bir de şu var. Biz biraz hata yaptık. Biz spawnları en aşağı indirdik yani. Bayağı aşağı indirdik. Şöyle inersek
Baya aşağıda spawner. Böyle 100 blok falan var herhalde. Tam bilmiyorum da. Gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Düşüyoruz. Anca burada yani. Yani buradan aşağı büyü basmaya indiğimiz zaman farmların hiçbiri belki de çalışmıyor. Bu biraz hata yapmışız ama düzeltmeye de niyetimiz yok. Bir tık üşeniyoruz. Genelde iki hesapla AFK bırakıyoruz ya da iki kişi oynadığımız için genellikle base'e geçiriyoruz vaktimizi. O yüzden üstteki farmlar çalışmış oluyor bizim için. Onun haricinde bu videonun devamını istiyorsanız devamında bu videonun para kasmanın en kolay yolunu birkaç yöntem var. 3-5 yöntem var arkadaşlar. Diğer YouTube'lardan izlediğinize benzemeyen 3-5 tane yöntem biliyorum. Yasayı takip ediyorum. Eğer videoya like atarsanız bunu da çekeceğim. Çünkü yavaş yavaş o yöntemler etkisi düşüyor. Birkaç tane daha var benim daha önce yaptıklarım. Şu anda piyasada düşüklük olduğu için olmayanlar. Eğer videonun devamını istiyorsanız işte o bahsettiğim olayı istiyorsanız videoya like atarak o videoya da kısa zamanda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Beğendiysen like, beğenmediysen dislike ve fikirlerini yorumda belirtmeyi unutma. Çünkü bana gerçekten çok yardımcı oluyor.